Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte sebzeli arpa şehriye pilavı hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi saymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir paket kadar arpa şehriyemiz bizimle. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir pilav oluyor. Gönül rahatlığıyla da deneyebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar şöyle soğanımız bizimle. Yarım bir soğanım vardı çünkü çok büyüktü. Dün de yemekte yarısını kullanmıştım. Bugün de yarısını bu güzel yemekte değerlendirmek istedim. Sonrasında sıvı yağımız bizimle. Tabii ki de tereyağı eklemesi, margarin eklemesi de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar şöyle sebze olarak da ben göstereyim sizlere. Garnitür kullanıyorum. Normalde havucunu, biberini kendiniz de doğrayabilirsiniz. Ama abimin dolabında vardı. Ben de o şekilde değerlendirmek istedim açıkçası. Garnitürümüz bizimle. Sonrasında mısırımız bizimle arkadaşlar. Bu da közlenmiş biber. Bunu normalde çiğ bir şekilde bekliyordum. Ama burada dediğim gibi dolapta varken bir daha almak istemedim. Sonrasında baharatlarında da arkadaşlar tuz ve karabiber ekliyorum. Son olarak da 3 su bardağı kadar sıcak su eklemesi yapacağım. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Herkese tekrardan selamlar, merhabalar. Sebzeli arpa şehriye pilavımız servise hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada videoyu söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum ama tekrardan söylemiş olayım arkadaşlar. Yani söylediysem de öncesinde özür dilerim sizlerden. Normalde ben biraz daha şehriyeleri kavuruyorum. Yani o şekilde yapıyorum bu tarifi. Ama abim öyle şehriyeyi çok fazla kavurmayı sevmiyor. Ben de onun damak tadına göre hazırlamak istedim. O şekilde yani. Yani tamamen damak tadınıza kalmış. İsterseniz çok kavurun, isterseniz bu şekilde direkt. Yani şöyle birkaç dakika çevirin. Sonrasında da suyunu ekleyin. Tamamen size kalmış. O zaman artık yavaş yavaş videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.